Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video Ekim ayı favoriler videosunda yüzümde olan makyajın yapımını gösterdiğim video olacak sizlere. Ama ben tel makyajımı yaptığım zamandan tasarruf etmek için sizlere kısaca neler yaptığımdan hemen bahsetmek istiyorum. Öncelikle yüzüme baz olarak Bourjois'ın Happy Light mat bazını uyguladım. Çünkü orada tamamen mat bir makyaj yapmıştım. Yine tamamen mat olması için burada da bu bazı uyguladım. Şöyle yakından sizlere göstereyim. Daha sonra kapatıcı olarak, yani yüzümde kapatmak istediğim yerleri Maybelline Fit Me kapatıcısını kullanarak kapattım. Bu arada numaram 15. Daha sonra fondötene geçtim. Fondöten olarak da yine Bourjois'ın Happy Light fondötenini kullandım. Rengim 50. Bu şekilde. Ve göz altı kapatıcısı olarak da yine Bourjois'ın Happy Light concealer'ını, kapatıcısını kullandım. Rengim altta yazıldığı gibi 21 Ivory. Şöyle açıp şu şekilde de göstereyim sizlere. Pudra olarak da NYC'nin bu pudrasını kullandım. O makyajımda ne kullandıysam bu makyajımda da onu kullandım. Yani yüzüme olarak. Şimdi hemen göz makyajına geçmek istiyorum. Göz makyajında dilerseniz bir baz uygulayabilirsiniz. Ama çok fazla yoğun far uygulamayacağım için ben baz uygulamayı tercih etmedim. Sadece concealer'ımı hem göz altıma hem göz üstüme baz niteliğini görecek şekilde uygulayıp geçtim. Burada Silk'ten Also Special paletini kullanacağım. Bu şekilde. Ki bunun içindeki renkler hiç bulunmayacak renkler tabii ki değil. Ki benim şu anda kullanacağım mesela şu renk. Yani açık krem bej renginde bir renk bu. Ve içinde hiç ışıltısı yok. Bunu normal bir far fırçasının üzerine alıyorum. Fazlalığını atıp tüm göz kapağıma uyguluyorum. Bu arada saati çıkartmayı unuttum odadan. Şu anda sesi tık 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 diye geliyor. Artık dikkati dağılanlar için üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde izlemek istemeyenler olursa üzgünüm. Ama her defasında her şeyi düşünemiyorum ne yazık ki. Görmüş olduğunuz gibi iki göz kapağıma da hem rengi dengelemesi amaçlı hem de güzel bir baz oluşturması amaçlı bu rengi uyguladım. Bu rengi uyguladıktan sonra yine aynı paletinde bulunan şu rengi alacağım. Bu renk görüldüğü gibi hafif kahverengimsi, hafif grimsi bir renk. Elinizde kahverengi bir farınız da olabilir. Hiç sorun değil. Sonuçta renklerin aynı olması kesinlikle sorun değil. Yani gerekmiyor. Elinizde bulunan mat bir kahverengini bu şekilde kullanabilirsiniz tabii ki. Şöyle küt uçlu bir fırça yardımıyla üzerine alıyorum. Fazlalığını atıp buradaki crease bölgesine bu şekilde uyguluyorum. Şöyle hafif bir şekilde de kuyruk veriyorum görmüş olduğunuz gibi. Çok yani belli belirsiz. Birazdan o güzel bir şekilde dağılacak, hiç merak etmeyin. Aynı şekilde
Bu arada sanırım YouTube'un yorum şeyi değişmiş. Yorumlara cevap veremiyorum. Nereden vereceğimi bilmiyorum. Sanırım bu bütün YouTuber'ların şu anda derdi. Bir Google Plus'tan denemeye çalıştım. Oldu mu olmadı mı hiç bilmiyorum. Artık yavaş yavaş tabii ki öğreneceğiz. Teknolojiye yetişmek ne mümkün? Bir karıştırma fırçası alıyorum. Benimkisi şu anda biraz kirli, kusura bakmayın. Ve bu kriz bölgesindeki farı dağıtıyorum. Bu arada çok yoğun bir dönemdeyim. Çok uzun zamandır bundan bahsediyorum aslında. Bir taşınma sürecimiz, yani yılan hikayesine dönen bir taşınma sürecimiz var bu aralar. Yakın bir zamanda onu gerçekleştireceğiz. Bu yüzden gerçekten çok ama çok stresli ve yoğun bir dönemden geçiyorum. Ama inşallah sorunsuz bir şekilde onu da halledeceğiz. Bu ayın sonuna kadar taşınmış olmayı diliyorum. Yani şu anda zaten evde çoğu her şey toplu kutular içerisinde. Umarım yakın bir zaman içerisinde de taşınma olayımız gerçekleşecek. Bana şans dileyin lütfen. Şimdi eyeliner işlemine geçeceğim. Eyeliner işleminde Maybelline'in jel eyelinerını kullanacağım. Siyah olan tabii ki. Ve MAC'ten 210 numaralı bu ince uçlu fırçasını kullanacağım. Normal bir fırça da sizler kullanabilirsiniz tabii ki. Bu fırçada en sevdiğim nokta çok güzel bir şekilde kuyruk verilmesi. O yüzden illa MAC olması gerekmiyor. Herhangi bir bu şekilde ince uçlu bir fırçayla güzel bir şekilde eyeliner'ınıza kuyruk verebilirsiniz. Bu şekilde alt kirpik dibimi takip ederek yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. Çok belli belirsiz. Görmüş olduğunuz gibi. O çizgiyi yukarıdan bu şekilde birleştirip içini boyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi bence oldukça basit bir şekilde eyeliner çekiliyor.
Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde iki gözüme de eyeliner'ımı çekmiş oldum. Dediğim gibi bu tarz ince uçlu bir fırça. Burada elimin de kirine bakın. Az önce biraz fırçayı temizlemiştim, kusura bakmayın. Bu tarz ince uçlu bir fırça yardımıyla özellikle eyeliner'ınızın kuyruk kısmını biraz pratikte gerçekten çok kolay hale getirebilirsiniz. Bu bantı yapıştırıp çekmemiz gibi bir görüntü veriyor bence göze. Gerçekten güzel bir formül. Tabii ki size kalmış. Şimdi bu farımızı biraz daha şu kısımlara getirmek istiyorum. Onun için de yine aynı farımı alacağım. Bu sefer şu şöyle bir küçük bir far fırçasının üzerine alıyorum. Ve şu eyeliner'ımın kuyruk kısmının üst tarafına görmüş olduğunuz gibi biraz daha koyu hale getiriyorum. Bu şekilde köşelere biraz daha derinlik katmış oldum görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Ve hemen rimel işlemine geçelim. Rimel olarak Maybelline Mega Plush'ı her zaman olduğu gibi sürüyorum. Yoğunluğunu belirlemek her zaman dediğim gibi tabii ki sizlere kalmış. Ben biraz daha normalde hep söylediğim gibi daha yoğun ve volümlü duran kirpikleri seviyorum. Bir kat daha uygulayacağım. Evet, bu şekilde. Hemen birazcık alt kirpikliklerime de uygulayacağım. Evet, bu şekilde. Uygulamış oldum. Şimdi bronzer işlemine geçmek istiyorum. Orada ben allık kullanmadım. Sadece bronzer kullanmıştım. Yine Moa'nın her zaman olduğu gibi bu bronzerını hem allık sürermiş gibi hem de bronzer sürermiş gibi sürüyorum. Burnuma da yine aynı fırça ile bu şekilde sıktırıp evet. Bu şekilde uygulamış olduk. Şimdi hemen kaşlarımızı dolduralım. Kaşlarım için de yine aynı ürünü kullanacağım. MAC'in burun farını kesik uçlu bir fırça yardımıyla uyguluyorum. Bu şekilde kaşlarımı da doldurmuş oldum. Ve şimdi ruj işlemine geçelim. Ama onun öncesinde NYC'nin lip balmını hafif bir şekilde dudaklarıma uyguluyorum. Çünkü
Malum kış aylarındayız. Oldukça çatlıyor dudaklarım. Ve mat bir ruj da süreceğim için ekstra bir bakıma ihtiyacı var. Şimdi de dudak çerçevesi olarak Rimmel London'ın 024 Red Diva değil, Red Diva dudak kalemini uygulayacağım. Bu şekilde uyguladım. Ve son olarak Cilli'nin Matte Me serisinden numarası Rio Jarret 433 numaralı bu mat lip kremini uyguluyorum. Gerçekten rengi muhteşem. Bayılıyorum. Ve makyajım burada sona eriyor. O zaman da yapmış olduğum makyaj aynı bu şekildeydi ki saçımı da hemen hemen aynı yapmaya çalıştım. O makyajdaki saç ile. Ki görüntü aynı şekilde olabilsin diye. Şu şekilde yakından da göstereyim sizler için. Bu şekilde bence gece de kullanılabilecek, gündüz de kullanılabilecek. En azından ben kullanabilirim. Güzel bir mat makyaj oldu. Zaten hep söylüyorum, son zamanlarda benim favori makyajlarımdan bu mat makyajlar. Kendime de birazcık yakıştırıyorum açıkçası. Biraz kendim beğenmişlik yapayım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.